Öyle. Önce geçme önce, önce Tabii, buyurun. Ki, Tabii. bu göçle ilgili bu Soros'un yazdığı bu konuda altı tane makale var. Hı hı. Meşhur Soros. Bu çeşitli yerlerde bazı yönetimleri değiştiren ve orada diyor ki Avrupa coğrafyasına yani makalelerin ben özetini söylüyorum. Bunlar referanstır. Avrupa ülkelerine yani İngiltere dahil Avrupa Birliği, o Avrupa coğrafyası en fazla bir buçuk milyon sığınmacı veya yasa dışı göçmen kaldırır. Bundan daha fazla göçmen gelirse Avrupa Birliği'nin değerleri çöker ve Avrupa Birliği değerleri çökünce Fransa, Almanya, işte Danimarka, Norveç herkes kendi sınırlı, yani ulus devlete döner. Ulus devlete döner. Şimdi burada ne kadar aldı Avrupa? Soros'un tavsiyesi neticesinde bunlar kendi rakamlardır Avrupa'nın tüm Avrupa bir onda 2 milyon suriyeli aldı dikkatiniz çekerim İngiltere dahil 28 ülkeden söz ediyorum hı hı. Almanya dahildir buna Almanya mesela 530 bin aldı İngiltere 20 bin aldı İsveç 64 bin 113 bin aldı İsveç mesela ABD parçaladı Suriyeyi 33 bin suriyeli aldı. Şimdi mesela İsveç 61 bin kişi başına düşen milli geliri 61 bin dolar. Türkiye'nin neredeyse 7-8-9 katı. Ve İsveç Başbakanı Bayan Anderson, Kadın başbakan 2022'de bir basın toplantısında bir soru üzerine şu cevabı verdi. Dedi ki seçtiğimiz 114 bin Suriyeli sığınmacıyı entegre etmekte başarısız olduk dedi. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde cehaleten entegre ederiz deniyorsa ona söyleyecek bir şey yok. O bilinçli bir tercihtir. Yani cahillik Türkiye'de bilinçli bir tercih. Ama biz entegre edeceğiz ikide bir söylüyorsa bunun entegre edilmesi mümkün değildir. Bu nereye hizmet eder? Türkiye'nin parçalanmasına hizmet eder. Almanya tüm kara sınırlarında polis kontrolünü başlattı şu an itibariyle. Polonya biraz önce söylediği gibi Murat Bey'in iltica başvurusunu askıya aldı, askıya Tekrar söylüyorum. Polonya iltica başvurusunu askıya aldı. Ve Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen başka ülkelerde geri gönderme merkezleri kurulması yönünde önünü açtı. Bunun için İtalya Arnavutluk'la anlaştı. Arnavutlukta bu sefer başka ülkede geri gönderme merkezi açıyor. Para veriyor. Siz bu sığınmacılarımızı kabul edin. Oradan açtı. ülkelerine Arnavutluk'ta gönderin. Arnavutluk'ta da açtılar. Şu an. evet. Ve şimdi benim en büyük endişem Türkiye'de. Şimdi bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile Alman başbakanının yaptığı basın açıklaması var. Çok dikkatli izledim. Orada sizin okuduğunuz bir cümle basına yansımadı. Çok haklı olarak okuduğunuz başta suçlu Suriyelilerin kabul edilmesi. Sonra Bunu bizim de... basın görmedi. Suçlu Suriyeliler. Sayın Cumhurbaşkanı cevap verirken de dedi ki biz Lübnanları da açık kapımız açık, Türkmenlere de kapımız açık. Suçlu Suriyelileri, şimdi Almanya'nın Suriye ile diplomatik bir bağ olmadığı için Türkiye üzerinden Suriyelileri gönderme e, girişimi iradesi var. Bu ne demek? Türkiye'de kalacak demek. Şimdi su, suç işliyor, suçlu Suriyeli gönderecek. E, Türkiye'ye gönderdi. Türkiye'de çalışma izni 6 aya çıkarıldı değil mi Murat Bey? 6 ay çıkarıldı. Evet. Sonra 3 yıl. yıla. 6 aydan 3 evet. yıla. 3 yıl çıkarıldı. Ne olacak bu Suriyeli suç işleyen Suriyeli? Bir de Türkiye'nin tezlerine aykırı bu. Niye biliyor musunuz? Büyük Atatürk zamanından beri gelen Türkiye'nin dış politikasında olay şudur. Irak'taki Türkmenler mümkün olduğu kadar Irak'ta kalsın. Suriye'deki Türkmenler mümkün olduğu kadar Suriye'de kalsın. Lübnan'daki Türkmenler mümkün olduğu kadar Lübnan'da kalsın. Nedeni ne? Bu Nedeni şu. Ya. Türkiye'nin ulusal çıkarlarını ilgilendirdiği Tabii. için o. Hiçbir ülke çekmez, dünyada yok öyle bir şey. Şimdi siz eğer Türkmenleri de kabul ediyoruz derseniz, orayı Türkmensizleştirirsiniz. Tabii. Orayı Türkmensizleştirirseniz, sizin ulusal çıkarlarınız ve ulusal güvenliğinize aykırı hareket edersiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin böyle bir politikası yoktur. Eğer tırnak içinde söylüyorum, kırmızı kitap veya milli siyaset belgesi dediğimiz olay. Varsa, ben bilmiyorum, ben değerlendirmemi söylüyorum, emekli bir asker var. Yoktur. Bu Türkiye Cumhuriyeti devletin ulusal çıkarlarına, ulusal güvenliğine aykırıdır. Bu neye hizmet eder? Bu Soros'un hizmet eder. Nereye hizmet eder? Avrupa Birliği'nin çıkarlarına hizmet eder. Çünkü değerlerini korumak için biz gönderelim. E gönderdik, dünyanın en fazla göçmenini barındıran bir ülke oldu. Ne oldu? İltica başvurusunda Almanya, eski Cumhurbaşkanı dedi ki, iltica başvurusunda yaptığı konuşmada, Suriye'den sonra en fazla iltica başvurusu Almanya'ya bu dönemi söylüyorum Türkiye'den. Türkiye yakıştı mı bu? Bütün Avrupa Birliği ülkelerinde iltica başvurusunda Suriye ve Afganistan'dan sonra üçüncü. Suriye zaten parçalanmış. Herkes kaçıyor. Afganistan bir Taliban yönetimi var. Kadınlara söz hakkı yok. Herkes kaçıyor. Kan gövdeyi götürüyor. Peki Türkiye'de savaş mı var? İltica başvurusunda Afganistan'dan sonra üçüncü. Türkiye bunun dersini alamıyor mu? Buna rağmen Türkiye Bakın Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu mesajı veya devleti yönetenlerin veya Sayın Dışişleri bakan her neyse böyle bir mesaj vermesi nedir biliyor musunuz? Ben Hudut Alay Komutanlığı yaptığım için biliyorum Van'da. Pakistan'da, Bangladeş'te, Afganistan'da, Etiyopya'da, Sudan'da, Somali'de ülkesini terk etme hayali yaşayanlar ama buna daha karar vermeyenler. Bu mesaj sonunda bir motivasyon kazanır. Ve ben nasıl olsa Türkiye'de 6 ay çalışmadan, 3 yıl bilmem ne yapmadan, zaten o yetkililer de öyle söylüyor. O motivasyonla ölüm riskini de İran'ı geçerken alır, %50, %50 ve Türk sınırına geçer. Ve Türkiye bütün o işe yaramayan, kendi ülkelerinde suç işlemiş, kendi ülkelerinde askerlik yapmak istemeyen, kendi ülkelerinden başka yere ekonomik nedenlerle kaçmak isteyen herkesin bir ülkesi olur ve bu çok tehlikelidir. Bu demografik yapından dolayı da Türkiye'yi parçalar. Büyük Orta Doğu projesini bakın göstereyim şimdi haritada.